Merhaba arkadaşlar, ben Ümit. Bugün yeni bir oyun gemisiyle karşınızdayım. Bugün Assassin's Creed Syndicate'i inceleyeceğiz, kutu açılımını yapacağız. Hemen açalım, bizi büyük bir kutu karşılıyor. Yani Aral'dan gelen ilk defa böyle bir kutu görüyorum. Üzerinde oyun kodu yazıyor farkındaysanız. İndirim kodu yazıyor. Yani bunu sadece size özel demiyor, yani herkes girebiliyor bu kodu. 100 lira ve üzeri alışverişler için 15 lira indirim sunuyor. Hemen açalım. Assassin's Creed Syndicate 19 Kasım'da, yani bugün bilgisayar platformları için satışa açıldı, artık çıktı. Nihayetinde oynayabileceğiz artık. Bu kutuya gerek yok artık. Gördüğünüz üzere hoş bir kutu karşılıyor bize. Hemen açalım diyorum. Hemen onu da boş verelim. Evet, Assassin's Creed Syndicate alt sürümlerinden bir tanesi, normal düz kutulu sürümü. Oyun tamamen Londra'da geçiyor. Yani tam olarak Victoria döneminin Londra'sında geçiyor. Yani 1800 yıllarda geçiyor. Kraliçe Victoria döneminde geçiyor oyun. Tabii ki oyunda birçok yenilikler göze çarpıyor. Ne gibi? Örneğin oyunda iki karakter kullanabileceğimiz, yani iki karakteri eş zamanlı olarak kullanabilme özelliğe sahibiz. Ayrıca işin ilginç tarafı ise bu iki karakterin kardeş olması. Jacob ve Eve adında iki kardeş. Yani birisi erkek, birisi kız. Aynı yıl 1847 yılında doğuyorlar ve babası ölünce Jacob Londra'nın ufak bir kasabasından Londra'ya taşınıyor ve 21 yaşındayken suikastçılara katılıyor. Ve tabii ki kız kardeş de arkasından ona birlikte katılıyor. Tabii ki suikastçıya katıldıktan sonraki hikayesini anlatıyor Jacob'ın. Ve daha birçok daha gizemi barındırıyor. Hemen açalım. Bizi bir kullanım kılavuzu karşılıyor önce. Bakım ve onarım ve kullanılması, uyulması gereken kurallar. Bunu atabiliriz. Burada ise gördüğünüz gibi şu anda Jacob ve kardeşinin Evie'nin figürleri, heykelleri alıyor burada. Özel sürme, yani sadece düz sürme, yani sadece figürü satılıyor. Heykeller satılıyor düz bir şekilde. Birçok yerden temin edebilirsiniz diyor. Sipariş verebilirsiniz diyor. Burada ise tabii ki her oyunda Ubisoft'un artık alıştığımız bir hamlesi olan, her oyun çıktığında yeni bir kitabı yer alıyor. Ne yazık ki Türkiye'ye gelmiyor bu kez yine. Daha önce de Assassin's Creed Unity'yi incelemiştik hatırlarsanız. Onda da çıkışıyla beraber kitap serisi vardı. Bizim Türkiye'ye gelen iki adet Türkiye'ye basılmış olan kitabı var. O da Ezio döneminden olan iki kitabı var. Burada da Underworld kitabını piyasaya sürmüşler. Bu tamamen farklı bir kitap. Bu daha bir farklı kitap. Bunu da geçelim. Burada ise Citizen Test sahiplerine karın deşen Jack'in, efsanevi seri katil olan karın deşen Jack'in eklentisini sunuyorlar. Tabii ki ben de sahibim buna. Burada ise at sürüşlerini ve daha birçok daha özelliği barındırıyor. Mesela bu yeni bir kılıç. Bu merak tarzında. Bu da yeni bir gizli bıçağımız. Ve tabii ki Citizen Test sürümünde 3 adet farklı görev mevcut.
Karın Deşen Jack'in eklentisi burada gösteriyor. Burada ise çok farklı bir senaryo var. Biraz Arap tarzında bir karakter sahip. Yani Arap'a benziyor biraz. Yani Arap geleneklerine benziyor. Elinde tüfeği de var. Londra'ya nasıl gelmiş böyle bir karakter? İlginç. Yani hayret ediyorum. Evet, bunu da bir tarafa koyalım. Burada ise oyunun eklenti senaryosu olan kodu yer alıyor. Kodu gizlemişler tabii ki. Burada ise uyarılar ve birçok şey uyarı yer alıyor yabancı dillerde. Gördüğünüz gibi. Bunu da bırakalım ve burada asıl oyunun kodu yer alıyor. Burada da gizlemişler. Burada ise Ubisoft bizzat kendi basmış burayı. İşte garanti kapsamı dışında olan hatalar veya serviste ne yapılacağı birçok şey talimatlar yer alıyor. Burada ise biliyorsunuz ki Assassin's Creed Unity döneminde şu karakter farklı bir oyun olarak çıkmıştı. 2,5 boyut tarzında bir oyundaydı. Yani Flash oyun gibi tarzında ancak 3 boyuta yakın bir oyundu. Ve bu karakterde Ezio'nun yani efsanevi suikastçı olan Ezio'nun bu karakteri eğittiğini gördük. Ve daha önce Ezio'nun ölümündeki veda videosunda da bu karakter vardı zaten. Bu karakter Çin'e gidiyor. Zaten Çin'den gelmişti o videoda da. Buradakiler ise India, yani buradaki karakter ayrı bir iki oyun daha geliyor. Yani Karayipler'e gidiyor bu. Diğeri de Rusya'ya gidiyor. Yani 3 suikastçı bir intikam diyor. Yani 3 suikastçı ve bir intikam demek istiyor. Evet. DVD'lere geçelim. Cidden zor çıkıyorlar. Gördüğünüz gibi böyle bir DVD'ye sahipler şu anda. Diğerlerini çıkartmak istemiyorum çünkü 5 tane var. Aşırı derece zorlanıyorum çıkartırken. Yine Assassin's Creed serisi yine Nvidia'dan destek alıyor tabii ki. Ve oyunun 16 yaş sınırlama olayı var. Bakalım artık yani Assassin's Creed serisi eğer bu oyunda tutulursa, yani tutuldu tutulamadı. Assassin's Creed serisi böylece bana kalırsa kayıp gidecek gibi gözüküyor. Evet arkadaşlar. Kitapçıklar ve 5 adet DVD ve unutmadan söylemeliyim ki oyun tam olarak kurulduğunda 60 GB'a yakın bir bellek istiyor. Buna dikkat etmelisiniz. 60 GB yeterince yüksek, bayağı bir yüksek bir rakamdan bahsediyoruz. Artık her nesilde yani 40, 50 veya 60 GB tarzında boyutlar beni artık şaşırtmıyor doğrusu. Ancak en sevdiğim özelliklerden birisi eş zamanlı karakter olması. Bu bana şeyi anımsattı, GTA 5'i anımsattı. Biliyorsunuz ki orada 3 tane eş zamanlı kullanılabilir karakter oluyor. Burada ise 2 tane kullanılabilir eş zamanlı karakter var. Bu gerçekten benim hoşuma gitti. Umarım oyunu severim yani. Henüz daha denemedim. Evet arkadaşlar, Assassin's Creed'sindekinin kutu açılış videosunu yaptık. Umarım beğenmişsinizdir. Bir sonraki videoda oyunun görüntülerini yayınlayacağım. Umarım beğenmişsinizdir. Önümüzdeki yeni incelemelerde görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.